Sizi kaç kere uyardım. Bu oğlanın ipini kısa tutun diye. Gebertirim lan seni. Senin o seyrana bakan gözlerini uyarım. Aileni de sülaleni de dile düşüren kendinsin. Şimdi söyle, senin derdin ne? Bitti! O aileyle artık bir işiniz kalmadı. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seyran ve Sinan ne zaman ayrılacaklar? Ferit ve Diyar evlenecekler mi? Halis Ağa geri mi dönüyor? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Seyran ve Sinan ayrılmalı diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Yalı Çapkını dizisi bazı sırların artık yavaş yavaş ortaya çıktığı bir bölümü daha geri bıraktı. Dizinin bu geçtiğimiz bölümünde bazı soruların cevapları sonunda verildi. Örneğin Halis Ağa'nın nerede olduğu, Sinan'ın aslında nasıl birisi olduğu, Ferit ve Diyar'ın nasıl tanıştığı, Abidi'nin geçmiş hayatı gibi soruların cevaplarını gördük. Yeni bölümde de bu soruların biraz daha detaylı cevaplarını öğrenmeye başlayacağız. En başta Diyar konusunda herhangi bir şaşırtıcı olay yoktu. Çünkü Diyar, Ferit'in seyransız bir hayat yaşadığı sırada karşısına çıkmış ve oldukça normal bir şekilde tanışmışlardı. Yani Diyar ve Ferit tanışmasında aksi bir durum yok ve gayet sıradan bir tanışmaları olmuştur. Ancak Sinan ve Seyran'ın tanışması ise bambaşkadır. Çünkü Sinan'ın aslında kim olduğunu ve bilerekten Seyran ile tanıştığını ve daha birçok detayı bu geçtiğimiz bölümde öğrendik. En başta Sinan'ın bir öfke problemi olduğu ve bazen kendini durduramadığını gördük. Hatta bunu bizzat ev sahibini döverken anlamış olduk. Yani bu kısımda Sinan'ın sorunu öfkesini kontrol edememesidir. Hatta ben Sinan'ın bu öfke problemlerinin kaynağının annesi Ayla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sinan'ın annesi Ayla oğlunu başkasıyla görmeye dayanamıyor. Hatta Seyran için de aynı şeyleri söylemişti. Yani Ayla oğlunu sadece Seyran'la değil herhangi bir kız ile de görmek istemiyor. Hatta Sinan'ın önceki sevgilisi olan kız ile Sinan arasında da büyük olaylar yaşanmış ve Sinan sonrasında tedavi görmeye başlamıştı. İşte bu kız ile Sinan arasındaki problemleri de bence yine Ayla sağlamış olabilir. Yani Ayla Sinan'ın öfke sorunlarını kullanarak Sinan'ın eski kız arkadaşından da ayrılmasını sağlamıştır. Sinan bu çok sevdiği eski sevgilisine öfkesine sahip çıkamadığından şiddet uygulamış ve en sonunda öfke sorunlarından dolayı tedaviye başlamıştır. Bu sayede de Seyran ile aynı yerde tedavi görmüştür. Hatta Sinan biraz takıntılı biri olduğundan ötürü Seyran'ı da önceden görmüş ve onu elde etmek istemiştir. Seyran da zaten Sinan'ın ona karşı iyi olduğunu düşünüp Ferit'i unutmuştur. Yani bu kısımda aslında Sinan'ın göründüğünden çok farklı ve çok tehlikeli biri olduğunu anlıyoruz. İlerleyen bölümlerde de Sinan ve Seyran ayrılığı yaşanacaktır. Bu geçtiğimiz bölümde de bunların ipuçlarını gördük. Ancak Sinan ve Seyran ayrılığı gerçekleşse de Sinan, Seyran'ı kolay kolay bırakmayacaktır. Hatta bu noktada Sinan'ın tekrardan öfke krizi yaşamasıyla Seyran'a da zarar verebilme ihtimali vardır. Ancak ben tam da bu kısımda Ferit'in Seyran'ı kurtaracağını ve Sinan'ı durduracağını düşünüyorum. Yani eğer Ferit buna dur demezse, Sinan önceki sevdiğine zarar verdiği gibi şimdi de Seyran'a zarar verebilir. Önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde de zaten artık Sinan ve Seyran ayrılığına şahit olacağız. Sinan ve Seyran ayrılığında başarıya ulaştıklarını sanan Ayla, Mümtaz ve Hazal'ı ise beklemedikleri olaylar karşılayacaktır. Ben bu kısımda Seyran'ı Ferit'e kaptırdığını sürekli düşünen Sinan'ın ailesine de istemeden zarar vereceğini düşünüyorum. Bu konudaki ipuçlarını da yeni bölümlerde göreceğiz. Bu geçtiğimiz bölümde sonunda merak edilen bir sorunun daha cevabı verildi. O soruda Halis Ağa'nın nerede olduğuydu. Kazım bir sahnede Halis Korhan nerede diye konuşurken İsveç'te olduğunu söyledi. Peki Halis Ağa neden İsveç'e gitti? Örneğin Halis Ağa kızı Nüket'in yanına yani Amerika'ya veya torunu Kaya'nın yanına Londra'ya da gidebilirdi. Ancak İsveç'e gitmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Bence Halis Ağa İsveç'e boşuna gitmiş değildir. Yani Halis Ağa muhtemelen hastalığından ötürü İsveç'e tedavi olmaya gitmiştir. Fakat Ferit başta olmak üzere herkese de şirket işleri gibi olaylar için orada olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda Latif de Halis Ağa'nın yanındadır. Bu geçtiğimiz bölümde Abidi'nin geçmiş olaylarını anlatmasıyla
İşler Latif ve Halis Ağa'ya kadar geldi. Bu nedenle Kazım Latif'e ulaşmaya çalışacaktır. İşte bu kısımda da Halis Ağa ve Latif diziye döneceklerdir. Yani birkaç bölüme Halis Ağa ve Latif'i dizide göreceğiz. Aynı zamanda 3. sezondur beklenen Abidin'in geçmişini sonunda duyduk. Abidin aslında küçük yaşta yetimhaneye bırakılmış ve sonrasında Latif tarafından yalıya şoför olarak alınmıştır. Hatta Abidin de aslında hem Korhanlar hem de Şanlılar gibi Anteplidir. Bu nedenle Halis Ağa ile bağları buradan başlamıştır. Bu kısımda Hattuç'un da Abidin'i yetimhaneye bırakan kişi olması işleri epey karıştırdı. Yani bölümler ilerledikçe bu olay ile ilgili yeni gerçekler ortaya çıkmaya devam edecek. Hatta Kazım ve Suna Hattuç'tan bu olayı dinleyip işin aslını öğreneceklerdir. Ancak İfakat da bu olayı dinleyerek bu işin içerisine dahil oluyor. Bakalım İfakat'in de bu işte parmağı var mı? Ki ben İfakat'in de bu olayın herhangi bir noktasında yer aldığını düşünüyorum. Bunu da zaten yeni bölümde öğreneceğiz. Yani Abidin olayının sır perdesi aralandıkça yeni sırların da önü açılacak ve daha çok şaşıracağımız gerçekleri de öğrenmeye başlayacağız. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda yeni sezon hakkında cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizce Abidin'in babası ve annesi kim olabilir? Lütfen bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den diziyi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Açıkçası hiç kestiremiyorum. Çünkü biliyorsunuz siz de Yalı Çapkını'nda her an her şey olabiliyor. Dengeler çok ani bir şekilde değişebiliyor. O yüzden umarım tatlı ve güzel bir sezon olur hepimiz için. Valla yeni sezon benim için yeni bir dizi gibi. Çünkü yani herkes biliyordur biraz bir zaman atlamasıyla başlayacak. O yüzden hikayenin de toparlandığı bir versiyonda devam edecek. Farklı davranış şekillerine her insan girebiliyor. Kazım da girebiliyor. Hatalı, yanlış davranışlar sergileyebiliyor. İşte onları insan sonuçta. Onlara devam edecek tabii ki. Benim anladığım birinci bölümden ve sanırım biraz da ikinci bölümden daha farklı bir Suna, çünkü o ailesinin baskısından bir şekilde kurtulmuş, sürprizli bir yerde bırakmıştık. Şimdi de çok daha sürprizlerle açılacak gibi duruyor bütün karakterler için. Zaten biliyorsunuz 2 yılda bir zaman atlaması olacak. Çok heyecanlı ve merak uyandıran bir senaryo. Açıkçası ben de seyirciler gibi 3. sezonun nerelere gideceğini çok merak ediyorum. 3. sezonumuzla sizinle kavuşmaya çok az kaldı, saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. Umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler.